geldiniz. Bugün sizlerle beraber dağıtım incelemesi çekeceğim. Şöyle bir problem var. Ben bu kanalı açtığımda kafamda o kadar çok şey vardı ki. Sunucu kuracağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Şöyle böyle. Ulan bitti fikir kalmadı aklımda. KeçiOS incelemesini çekecektim zaten. Planlamıştım onu. Onun dışında üretebileceğim içerik kalmadı. Bir anda bütün her şeyi tükendi. Kendi uygulamamı inceledim. Testlerini yaptım. Sunucu kurdum. Birkaç tane hacking çekeceğim. Video olarak, eğitim olarak. Enlep hackinglerini çekeceğim. Wireshark'ı falan çekeceğim ama benim kafamda böyle 50-60 tane video çekmelik fikir vardı. Hiçbir şey <laughs> hiçbir şey kalmadı. Neyse iyi düşünelim iyi olsun. Şimdi evet Temize geldik dostlar. Şöyle CacheOS'i çok fazla yerde gördüm. Çok fazla insan öneriyordu. Bir deneyeyim. Belki beğenirsem Arch Linux'u CacheOS'a e çevirebilirim. Yani ben zaten aşırı bir şeyimdir. Böyle maymun iştahlıyımdır. Garuda'yı kullandım. Video çekebilmek için önce bir tanımam gerekiyordu sistemi. Arch Linux'a geri döndüm. Şimdi de CacheOS'a e direkt bir geçiş yapabilirim. Yani zaten en sevdiğim şey sistem kurmak bilgisayara. Sistemi kuruyorum. Her şeyi sıfırdan yüklüyorum. Customize ediyorum. Kullanılabilir hale getiriyorum ve bitiyor. Benim hep Evet orada bitiyor. Ya yani keçi oyesi ana makineme kurup kullanabilirim bundan sonra. Uzun vadeli bir test gelebilir. Sitesi gayet sade. Hızlı ve kişiselleştirilebilir bir Linux dağıtımıymış. Hızlı ve stabilmiş. Eğlenceli bir kullanımı var diyor. Linux kullanıcıysanız bununla başlayın diyor. Eee, ideal bir seçimdir diyor. Güçlüdür diyor. Kişiselleştirilebilir diyor ve Blazing Fast Operating System. Bakalım başka bir arayüzünü böyle gözlemliyoruz. Wallpaper hoşuma gitti. Cinnamon kullanıyor sanırım. Windows gibi bir şurada başlat sekmesi görüyorum. Hani bunu kullanmanın faydalarını keşfedin diyor. Tamam. Birden fazla işlemcinin birden fazla çekirdeğe sahip onları mı kullanıyor? Öyle anladım ben. Burada da desteklediği şeyleri görüyoruz. Catch OS, Wayland'i, X11'i, Windows Manager olarak KDE Plaz Plazma'yı, Gnome, hiç, vıt hepsini destekliyormuş yani. Buradan da destekleyebiliriz adamları. Beğenirsem destekleyeceğim. Cloudfire sponsormuş. Tamam abi Cloudfire sponsorsa Cloudfire bizi seviyor zaten. Bir önceki sunucu kurma videomda Cloudflare'ı o kadar övdüm ki yani ileride bana da sponsor olur herhalde diye düşünüyorum yani. Ben olurdum o kadar övmeye. Birden fazla seçeneğimiz var arkadaşlar. Windows seçeneği Windows seçeneğimiz var. Bu neymiş? Handheld. Daha mini minimal bir seçim. Ve bu ha anladım şimdi. El konsolları için bir işletim sistemi de sunuyor aynı zamanda. Bak bu güzelmiş. Bu enteresan hatta. Yani bu vizyon sahibi olduklarını gösteriyor adamların açık konuşmak gerekirse. Wiki'de ne yazıyor? Tamam başlangıç kullanım kılavuzuna ihtiyacım yok abi. istemiyorum. Tamam. Yani klasik çok basit bir arayüzleri var adamların. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Buradan ha, indirme seçeneğine basıp direkt indiriyoruz. Tamam. Güzel. Sitelere hoşuma gitti adamların. Çünkü şöyle bir şey var. Genelde bu tarz durumlar Linux kullanan insan yüzdesi çok az olduğu için bakıyorsun abi adam zaten hangi dağıtımı seçeceğine karar veremiyor. E, karar veriyor dağıtıma. Stabi geliyor. Bir sürü şey var. O var bu var. Adam gayet sade güzel yapmış. Burada bir tane Windows seçeneği var. Burada el konsolları için bir seçenek var. İki tane indirecek yer var. Dikisi zaten kısa. Zaten ne ki yani? Bir işletim sistemi alt tarafı. Burada neleri desteklediğini falan her şeyi söylemiş. Beğendim. Sitesine okey. Geçer not verdim. Şimdi bir de indirip kuralım. Evet abi. Keçi <laughs> indi. Buradan gelelim sanal makinemiz için çalıştıralım. Bu arada işletim sistemi anladığım kadarıyla ağır bir işletim sistemi ağır derken yani her böyle sistem gereksinimleri Garuda kadar olmasa da yakın diye. Eğer doğruysa 4 GB RAM Garuda'da yaşadığımız sıkıntıyı biliyorsunuz. O yüzden umarım Kech o sıkıntıyı yaşamam. Arkadaşlar 6 GB RAM verdim. Daha rahat kullanabilmek için. Thread olarak da 6 thread verdim. Başlayalım. Buradan kendi, buradan yer ayırttıralım. Arch Linux. Buraya bir 50 GB'lık yer ayırttırayım. Tamam. Buranın içini burada kullanacağım. İklemeler önce kişiselleştirme istemiyorum. Direkt girmek istiyorum. Tamam. Güzel. Tamamdır. Catch OS'e girmiş bulunmaktayız. E, güzel bir BIOS menüsü bizi karşıladı. Enter'a basıp kurulum ekranına geçelim. Acaba kernel tam zamanlı olarak edildi <laughs> edilemedi. Hataya bak. Bir şey olmaz herhalde. Neyse. Sıkıntı yok yok sistem e, klasik bu arada kda plazma ile açılış yapıyormuş bunu öğrenmiş oldum welcome to keçi os eğer sallanıyorsa sallanmıyor kanka bu arada bir sıkıntı var launch installer tamam buna basacağım fakat öncesinde bir şey denemek istiyorum bu sistem boşta ne kadar ram yiyor aa ha tamam çalışıyormuş pardon bir sürü tarımdan açtı. Sistem boşta ne kadar ram yiyor? Arkadaşlar 1200 MB ram yiyormuş boşlukta. E, fena değil güzel. Çok iyi denebilir hatta muhtemelen Debian 13 Trix ile aynı ram tüketimine sahip. Tamam abi güzel. Ekranı bu şekildeymiş arkadaşlar. Yani ben Kech kurduğumda önüme beni bu şekilde bir ekran karşılayacak. E, aplikasyonlara baktığımda falan filan böyle. Bu olayı seviyorum. Arkadaşlar kaydı böldüğüm için kusura bakmayın. Dışarıda birisi bizim sistemimize hilt Sokmuş ilteyi nereden buldun da soktun neyi deliyorsun yani öyle bir ses çıkartıyordu ki ben onu video çekerken arkada duyuyorum ama yani artık rahatsız etmeyi bıraktı bir yerden sonra ödüm koptu gerçekten kayıt alırken acaba dedim problem mi yaşadım mikrofon kaydetti mi Ua, öpesim geldi yani mikrofon hiçbir şey kaydetmemiş gerçekten helal olsun normalde İngilizce kurarım ama videoda olduğunuz için gelin Türkçe kuralım. Evet, evet başlatma seçeneğimizi soruyor. Limine neymiş lan? ilk defa duydum. Grab'ı biliyorum normalde. Grab şu her zaman seçtiğimiz de Limay neymiş? Hadi gelin bunu seçelim. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir garip oldu. <laughs> Catch OS kurulum programına hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Türkçe olsun. Eee klavyem Türkçe Q klavye olsun. Plazma desktop, Gnome falan filan. Ben plazmacıyım abi. Plazma. Bir ara Hyperland'ı öğrenmem gerekiyor. Ama çok üşeniyorum. Yani inanın ben plazmadan devam edeyim. <laughs> Eski kafalıyım ben. Sonraki tam adınız nedir? Tam adım Emir abi. Türkçe ki yok klavye çalışmıyor. Bilgisayarınızda Emir Keçi OS. Ee, 1, 2, 3, 4 yapalım. 1, 2, 3, 4 yapalım. Paraloyu sormadan kendiliğinden aç. Tamam. Paraloyu sormadan kendiliğinden aç. Tamam. Tamam, 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 tamam abi, tamam kur. Tamam, welcome to... Çok güzel yapmışlar bu arada. Ben bu tarz e, tekno şeyleri severim. Şuna da katılmıyorum ayrıca. Yüklenme bittiği zaman çağıracağım size. Bu da %16'da kaldı. İnşallah hata falan vermez ya. Bilmiyorum. Hiç OS'i çok övdüler ama... Yani gerçi adamların da bir suç yok. 6 GB RAM verdim. Gerçi arkada dönüyor. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Yüklerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet dostlar. Zor da olsa CatchOS kurulumuna keçe. Keçi. CatchOS kurulumuna <laughs> tamamlandı. Şimdi yeniden başlata seçelim ve tamama tıklayalım dostlar. Oo arkadaşlar farklı bir ha şey bu. Ne denir? o seçtiğimiz grab değil de diğeri. Evet. Ne bu? Şöyle tıklayalım bakalım. <laughs> Valla default olana tıkladım ama başlatıcı olarak. Aa payload'u da farklı. Oo payload'u farklıymış. Ben <laughs> <laughs> Abi tabii ki diye plazma başlangıcını da gördük. Keçi Oyes hoş geldin. Aramıza katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. Keçi Oyes geliştirici ekibi olarak bizler yapımda her ne kadar zevk aldıysak da sizlerin Keçi Oyes kullanımından bir o derece memnun kalacağımızı umut ediyoruz. Aşağıdaki bağlantılar yeni işletim sistemimizi kullanma konusunda sizlere yardımcı olacak. Bu vesileyle tecrübenizin, tadını çıkartın fikir ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Çok iyi bu arada. İnanılmaz iyi yapmışlar. Hatta ben bu projeye katılıyorum. Arkadaşlar beni almadılar ya. Yani. Bilmiyorsun dediler kardeşim. Sen sen bir işine bak dediler. Tutlar yani. Hani yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Aşırı hoşuma gitti şey. Şu an kadar başladığımdan beri her şey çok yolunda gidiyor. Tamam klasik bir diye plazma arayüzü görüyoruz. Sallanmıyor. Muhtemelen <laughs> dur bir dakika. Masa üstü üst. Bir dakika. Aa. E, Türkçe klavyeyi seçtim diye hatırlıyorum. Niye bunları yazamıyoruz? E, Load case trq. Couldn't get fire desk. Aa. Bir dakika. Tamam uyguladım. Oldu sanırım. Tamam dostlar, artık Türkçe Q klavyemiz çalışıyor güzel. Şimdi Arç tabanlı bir işletim sistemi sanırım bu. Arada sanal makine yerine yapıyor. yakıyor. Bakalım. Paket yöneticisi olarak varsayılan olarak pekmen geliyor. Güzel. Fişi varsayılan olarak koymaları çok tatlı bir şey. Kesinlikle kendilerini bu yüzden tebrik ediyorum. Ben de fiş kullanıyorum. Memory yazıyor. Arkadaşlar 1.2 GB RAM yiyormuş. Aslında çok iyi bu. Kötü değil. Varsayılan diski 7.5 GB yer kaplı. E tamam abi bu işletim sistemi kullanılabilirmiş ki o zaman. Çok ağır değilmiş. Ben daha ağır bekliyordum açıkçası. Tamam. Bana bir IP de vermiş şeyde. Tamam abi Okey ya, Vlandi kullanıyor klasik ben de onu kullanıyorum. Tamam tamam güzel güzel beğendim yani. İçinde bir ne varmış uygulama olarak bir ona bakalım. Tüm uygulamalar neyle yüklü geliyormuş? Klasik KDE plazma uygulamalarını görüyorum arkadaşlar. Vim de yüklü geliyor. Ben beceremiyorum Vim kullanmayı. Bir yer öğrenmem lazım onda ya. Ne diyor? Ketsos paket yükleyici. Neymiş bakalım bir. Mesela hmm bunları böyle kafama göre indirebiliyor muyum? Peki bir şey söyleyeceğim. İndirdiğimde Optimize bir şekilde çalışıyor mu ki? Tamam. 1 2 3 4 indirdi Kuruluma onay veriyorum evet. Finish successfully. Tamam yani ben şimdi virtual machine'i kurabildim mi buraya? Sanal makine yük. Geldi mi bu? Oha! E bu çok iyiymiş ki. Tamam e, o zaman tamam o zaman dur bakayım başka neler var. Çekirdek yöneticisi var lan. Oha! <laughs> Oha! E bunların hep hepsi optimize çalışıyorsa çok iyi ki. Adam hiç terminal kullanmasın abi. Bunu yapabiliyor muyuz böyle? Catch OS. Fikrimi değiştiriyorum. Muhtemelen benim bunu uzun kullanmam lazım bunu söylemek için. Çünkü Optimizasyonu nasıl bilmiyorum. Çok crash getiriyorum. Sıkıntı çıkartıyorum bilmiyorum. Fakat şu anda bu olay sayesinde yeni başlayan... Bir dakika dur bakayım. Catch OS, paket yükleyici. Başka bunun içinde neler var? Geliştirme olarak. Code Gnome, Docker Build, Docker Podman, Docker Vim zaten yüklü. Abi bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Eğer... Ya az önce bir tane denedim. Çalıştı da. Filezilla'yı... Filezilla Falzilla... yok mu zaten? Filezilla var zaten de. Mesela Putty. Putty'yi kuralım. Putty arkadaşlar şey gibi düşünün. Ee, Windows kullanan bir arkadaş nasıl ki biz terminalden, biz terminalden SSH vesaire bağlantısı yapıyoruz ya. o, e, Windows'dan Windows'tan da Putty ile yapıyorlar. Bunu Putty uygulaması ile yapıyorlar ya da Windows'un shelline getirmiş olabilirler. Ya bayağıdır Windows kullanmıyorum. Tam başarıyla yüklendi diyor. Mesela ben şimdi bunu Putty'yi direkt açabil Arkadaşlar <laughs> kesinlikle keçi OS kullanın bu çok iyiymiş. Mesela biz yani arch tarafında Debian'larda da öyle bildiğim kadarıyla eğer Flatpak'i terminalden indirip kurmazsak ya da KDE Plasma'nın Discovery'sini kullanmazsak Flatpak olarak ya paket yöneticimizden terminalle kuruyoruz ya da Flatpak'i terminalden yazıp oradaki paketleri çekiyoruz ya da aur repo'dan çekiyoruz. Mesela aur repo olayı da çok güzel tabii. Arch repo'dan bir şeyler çekebiliyorsunuz ama bu olay çok iyiymiş yani Mesela Linux kurmayı Linux kullanmayı bilmeyen bir adam abi gelsin buraya. Şunu Kech OS paket yükleyicisini masaüstüne eklesin, bassın ve her şeyi indirsin. Çok iyi ki böyle. Dediğim gibi ben iki uygulama indirdim. Hepsini de uzun uzun kullanamayacağım ama dur bakayım kendi kullandığım iki uygulamayı daha indireyim. Tamam eğer e, optimize bütün bu marketindeki uygulamalar bu adamların optimize çalışıyorsa şu an çok iyi. Hani gerçekten çok iyiyiz. Bunu gerçekten ana makine mi? Bakalım bir dur. Root 11 komuta aldık lan. Çalışıyor o zaman. Dur bakayım. Root'la mı çalıştıracağım? Sudo OBS Hüt Hüt. Ay ağzına tüküreyim. Terminal ne ya? Abi <laughs> niye terminalden yazıyorsun? Buraya geldi değil mi? Abi çalışıyor. O mu çok iyiymiş ki o zaman? Tamam bu çok önemli değil ya. Oğlum bildiğiniz çalışıyor lan. E paket market yönetici market Tamam gençler. Şöyle söyleyeyim ben çok beğendim. Blue Lady. Bir sürü Lady ablamız var da onu değil ben Keçi mesela şöyle şeyleri seviyorum. O markanın kendi wallpaper'ını. Aa mesela bu güzelmiş. Gençler bir şey söyleyeceğim. Şu ana kadar Keçi çok beğendim. Uzun ya yüksek ihtimalle yalan olmasın ben bunu USB'ye yazdırır ve kendi ana bilgisayarıma yükler. Uzun zaman kullanır sonra da uzun kullanım testi yaparım. Çok beğendim arkadaşlar. Yani özellikle şunu kesinlikle söyleyebilirim. Linux'a geçmek isteyen arkadaşlar bunu kullanabilirler. Şu çok güzel bir olaymış. Fakat şöyle bir durum var. Eğer mesela Garuda da çok kullanıcı dostu gibi duruyor ama kerneli sıkıntılı mesela Garuda'nın. Ya bir edit yapayım diyorsun abi. Sistem animasyonlarını açayım diyorsun. Crashıyorsun. Bir şey indiriyorum. Crashıyorum. Yani kötü değil bu arada yapanların eline emeğine sağlık ama e, Crash yiyorum yani. KDA, KDE Live'da mesela bir video editliyorum. yanlış yanlış anlamayın. 6-7 kere sistemim sürekli güncel olmasına rağmen her şeyin güncel iyi bir sistem kullanıyor olmama rağmen sistemim kaldıramayıp Crash veriyordu sürekli. Ama bu Catch OS olayı çok güzelmiş. Bunu uzun kullanım deneyeceğim arkadaşlar. Duruma göre olabilir ya da olmayabilir. Bilmiyorum. Yani tamam tamam teşekkür ederim. Bütün e, Catch OS yapımcıların hepsinin eline sağlık gerçekten güzel olmuş beğendim yani ben. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben çok beğendim Kech OS'i. Mutlaka indirip deneyin. Yani en azından şöyle bir alternatif sunabilirim size. İlk defa Linux'a geçmek isteyen arkadaşlar bence bir Kech OS'i kurup denesinler. Mutlu olacaklarına eminim çünkü bizim terminalden yaptığımız bütün işlemleri adamlar bildiğin bir tane uygulama aracılığıyla yaptırabiliyorlar. Hem de işin şu boyutu çok güzel. Terminalden yapıyoruz çünkü terminalden hata yapma imkanı olmuyor. şey skripti doğru yazarsan eğer. Adam uygulamanın sonucunda terminale kod yazdırmış. Çok zekice ve çok vizyon sahibi bir hareket bu arada. Tebrik ederim Keçoyes'i. Benden geçti kardeşim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu şekilde inceleme videolarının vesairesinin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın takip de edebilirsiniz istiyorsanız beğenmiyorsanız da videolarda bana küfürler savurun <laughs> önemli değil öpüyorum Sizlere çok görüşmek üzere.